SCP Vakfı 2007 yılında 4 Chain X yani paranormal bölümde ortaya çıkmış kurgusal bir organizasyonu anlatan kurgu içeriğidir. Bu kurguda SCP Vakfı denen bir gizli kurgusal organizasyonun dünya üzerindeki anormal nesne ve canlı varlıkları ve daha fazlasını muhafaza altına alarak insanlığı koruması anlatılır. Elbette bu anlatımı o varlıkları resmi bir bilimsel dille sınıflandırılmış dosyalar şekilde göstererek okucuya aktarırlar. Bu dosyalar varlığın tahsis edilmiş numarası, varlık için saklama prosedürü, nesne sınıfı ve açıklamasını içermektedir. 2020 yılı itibariyle SCP Wiki kapsamında 7000'e aşkın kurgusal varlık bulunmaktadır. Tabi her anomali dokümanlarında kendine özgü kalitesi ve kurgusal yaratıcılığından yanı sıra SCP evreni sadece bu varlıklardan oluşmamaktadır. Bu anlattıklarımla beraber Wiki'nin Foundation Tales ve Canon Hub denen iki bölümü var ve bu iki bölümdeki içerikler tüm SCP evrenini ve paralel evrenlerini içeriye alan hikayeleri, mitolojileri, olayları ve felsefesini anlatmaktadır. Ve bu kısım Wiki'de bulunan 7000 anomaliden çok daha fazla yer kaplamaktadır. Tabii ki bu videoda size bütün SCP Wiki'yi anlatmayacağım ki zaten amacım da bu değil. Fakat demek istediğim anladığınız diye düşünüyorum. SCP evreni insan insanların katılımı sayesinde devasa bir evren dönüştü ve bu katılım evreni geliştirmiş bulunmakta. İsteyen herkes SPWiki'ye kurallara uygun şekilde kurgular yazabilir ve beyinden kurgular Wiki'ye alınabilir. Bu sisteme zaten Serbest Açık Yazarlık Projesi denir. İşte bu yüzden SPWiki sürekli gelişmektedir. Bugünkü değineceğimiz konu ise bunlar değil. Bugün değineceğim konu SPWiki kadrosunda yaşanan bazı rezillikler olacak. Bu bahsettiğim olaylar SPWiki'nin yabancı mecralardaki kötü ünlünün sebebi olan olaylardır. Şimdi olayların başladığı yıllara gidelim. 2006 yılına. SCP'nin en popüler olduğu yıl. Bu vakitlerde viken'in yöneticileri vakfın kurgusal başarısının insanlar tarafından fark edildiğini gördüğünde Vicky'nin bu ününü kendileri için kullanmak istediler. Bu insanlar SCP en ünlü yazarlarından, kurucularından ve hatta en sevilen moderatörlere kadar birçok insanlar oluşmaktadır. Bu rezilliklerin farkında olup bunu SCP forumlarında paylaşanlar ise forumlardan banlanarak susturuldular. Tabii ki bu iş burada bitmedi. Forumlardan banlanan insanlar, Kim Farms forum sitesinde bu rezillikleri paylaşmaya devam etti. Peki diyeceksiniz Kiwi Farms nedir Vortex? Kiwi Farms bir forum sitesidir. Ve bu forum sitesi genellikle belli insanlar veya konular üzerine tartışıp onları doksarlar yani ifşa ederler. Hadi şimdi bu olayın ifşalanan bazı başrollerini tanıyalım. Öncelikle tanıdık bir ile başlayalım. Gabriel Jade. Gabriel Jade, SCP Wiki'nin yazarlarından birisi ve kendisi popüler SCP'lerden birisi olan SCP-49'un yazarıdır. Bu eleman Discord üzerinden 18 yaş altı kızlara özelden yürüyerek SCP-49 temalı erotik roleplay'ler yapmakla beraber bu kızların müstehcan içeriklerini istemiştir. Bunları alamadığı kızları ise tehdit etme ve iftira yöntemleriyle manipüle etmeye çalışmıştır. Gian Trius. Gian Trius, SCP Wiki'de çalışan moderatörlerden birisidir. Kendisi çok büyük bir SCP hayran olmakla beraber Wiki'nin zamanında sevilen isimlerinden biriydi. Fakat kendisi anlatılanlara göre aşırı azgın ve cinsel muhabbetlerden kaçmayan birisiydi. Wiki'de bulunan pek çok kıza yürümekle beraber sevmediği insanları Wiki'den atmak için binbir yola başvurarak insanları manipüle etmeye çalışmış. Sublety Sublety aynı Giant Ruse gibi SVG motoratörlerinden birisidir. Kendisinin 15-14 yaşlarındaki bazı kız kullanıcılar ile ilişkisi olmakla beraber bunu fark edip onu ifşalamaya çalışanları da iftiralar ile kötülemeye çalışmış birisidir. Sexio seks açıkçası birisi. Kendisi ufak yaştaki kızlar harem kurma fantezisine sahiptir. Ayrıca ufak yaştaki bu kızlar bir sürü çıplak içerik yapmış durumda. Tabii ki kendisi de bu iğrençliklerin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapmış fakat başarılı olamamış bir iğrenç yaratıktır. DJ Cactus. DJ Cactus, SCP Wiki'nin önemli yazarlarından birisidir. Kendisi SCP-2399 ile SCP-3000'in yazar olmakla beraber Wiki'ye büyük katkılar sağlamış birisidir. Fakat kendisinin bazı iğrençlikleri bulunmakta. Mesela bir vakitte kendisi bir SCP-2 çalışanlarından olan bir kız ile cinsel ilişkiye girmeye çalışmış. Bununla beraber kendisinin narsist ve egoist kişiliğinden dolayı diğer SCP yazarlarını sürekli aşağılamaya ve üstünlük sağlamaya çalışmış. Mesela SCP-5000'in yazı yarışmasında kendi yazdığı SCP-5000'i tutmayacağını gördüğü için diğer scp 5000 yazarlarının iftiralar ve doksama girişimlerine bulundu. Aynı şekilde bu yarışmada oyları bozmak için bot bile atmış kendisi. Fakat hiçbir şekilde yarışmaya kazanamadı ve bu yaptıklarından dolayı sadece bir uyarı aldı. Dr. Bright. Şimdi diyeceksiniz Dr. Bright Nasıl yani? O bir SCP karakteri değil mi? Açıkçası hem evet hem hayır. Şimdi şöyle bir olay var. Eğer siz SCP-2'de kurgu yazarsanız kendinizi temsil edecek bir karakter yaratabilme hakkınız var. Mesela işte Gears adında bir adım var ve onun karakteri olan Dr. Gears var. Ya da Dr. Bright gibi. Bright adında bir adım var ve onun karakteri olarak da Dr. Bright var. Dr. Bright karakteri SCP evrinde çok tanınır ve birçok hikayede gördüğümüz komik ve eğlenceli bir karakterdir. Ama yazarı ise işte bu. Kendisi peki neler yaptı derseniz de ne yapmadı ki diye sormak daha doğru olur. Örneğin Dr. Bright karakterini kullanarak iğrenç bir pedofili hikayesi yazmış. Bu hikayede Dr. Bright 13 yaşındaki bir kıza yürümesiyle beraber ona cinsel ilişki teklif edilmesi anlatılıyordu. Hatta bu hikayeye gidip SCP Wiki'de yayınlamayı bile çalışmış kendisi. Bununla beraber Dr. Wright SCP-2'nin cinselliği üzerine olan bir parodi listesini bile açmış. Ve burada SCP hakkında cinsellik hikayeleri yazmakla beraber SCP-1471 adlı SCP'yi seksualize ederek SCP-1471'in hentailerine çıkmasına sebep oldu. Bunlarla beraber kendisi birçok kız üyeye yavşayıp onlarla cinsel birliktelik teklifinde bulundu ve iğrenç nude'lar attı. Hatta kendisi açık bir net bir şekilde cinsel birliktelik yapabileceği biri var mı diye sorma gayretine bile girmiş. Üstelik kendisinin cinsel fetişlerini bir yerde kategorize etmiş ve bunu paylaşmamaktan da pek Çekilmemiş gibi duruyor. Anlayacağınız Dr. Bright iğrenç bir canlı ve yaratık. Bu iğrençliğini kendi karakterinde de birçok hikayede yansıtmış. Bu yüzden ne Dr. Bright'ı ne de Dr. Bright'ın karakterinden hiçbir zaman sevmedim ve nefret ettim sürekli olarak. Ne zaman SCP hakkında içerik tükettiğinde Dr. Bright ismi duysam midem bulanıyor. Neyse, konuya dönersek bunca iğrençlik ve bunca dehşet verici olaydan sonra ne oldu dersiniz? SCP Wiki'de büyük bir kaos başladı. Birçok yazar, sanatçı, tasarımcı ve önemli kadro olan insanlar bu kişilerin SCP Wiki'den atılması çağrısında bulundular. Tabii ki belli kişiler Wiki'den atılsa bile DJ Cactus ve Dr. Bright Wiki'den atılmadı. Her ne kadar DJ Cactus tam insanların hedefi olmasa da Dr. Bright'in Wiki'den atılmaması insanları bayağı kızdırmış oldu. Peki neden atmadı derseniz bunun suçlusu Dr. Clef. Kendisi Dr. Bright ile arkadaş olduğu için onu atmadı. Kendisine bu konuda uyarı yapanları bağlamakla beraber bu olayları hiç duymamazlık yapmaktaydı Dr. Clef. Ve bu da insanları daha da kızdırdı. Neredeyse birçok SCP forumunda, sayfalarında hatta meme sayfalarında bile bu olaylar yoğun miktarda konuşulmaktaydı fakat Dr. Clef 3 maymun oynamaya devam etmekteydi. 2018 yılında Wiki'deki kadronun bir kısmı kendi arasında toplaşarak Dr. Brightı tamamıyla Wiki'den atılması üzerine olan bir kampanya oluşturmaya kalkıştı. Ve aynı şekilde bu kadroya 4 de büyük bir destek gelmesiyle beraber 2018 yılında SCP forumlarında büyük bir protesto yapıldı. Fakat Dr. Clef artık bu konudan sıkıldığı için bu kadroyu tamamıyla Wiki'den banlama kararı aldı ve bu banlama kararı Wiki tarihinde en büyük iş savaşları neden olacak olayları fiilledi. SCP-2'den banlanan bu grubun başında CF Operator adında bir kullanıcı bulunmaktaydı. Kendisi bu banlama kararı sonrası Wiki'ye karşı büyük bir nefret beslemişti. Sadece Dr. Brackton Wiki'den atılmaması değil, kadronun kalitesiz SCP'leri seçmesi ve bazı yalakalılıkların Wiki yönetiminde dönmesi CF Operator'un vakfı olan nefretini büyük ölçüde küreklemişti. Ve kendisi intikam isteği sonucu RPC otoritesini kurdu. Peki nedir RPC otoritesi derseniz? RPC otoritesi CF Operator tarafından kurulmuş bir SCP tarzı kurgu projesidir. Bu projenin genel amacı SCP konseptlerini yeniden kullanarak yeniden yazmaktır. Aynı tarzda anlatımı, nesne sınıfları ve anomalileri saklama çalışan kuruluş konseptlerine sahip olsa da daha farklı yazım şekilleriyle SCP'nin bir bakıma rebootu gibi durmaktaydı ve RPC'nin genel ideali daha kaliteli bir SCP vakfı yazma isteğiydi. Tabii ki bu CFU operatör RPC'yi kurarak wiki'den bağlanma çoğu insanın dikkatini çekti ve insanlar RPC'ye katılmaya başladı. Hatta bu vakitlerde SCP hakkında video çeken Simmerian ve Volgun gibi ünlü isimler de RPC destek vermiş oldu. Ve böylece RPC günden güne imeleyerek büyümeye başladı. Dr. Clevis ise gereksiz yere RPC aşağılıyor ve insanlara bazı ayrıcalıklı teklifler vererek RPC kötülemesi için işler yaptırıyordu. Tabi Dr. Clevis'in yaptığı bu işte çok geçmeden ortaya çıktı. Bunun etkisiyle birçok insan SCP'den ayrılarak RPC'yi resmi şekilde geçmeye başladı. Hatta SCP-1548 adlı nefret yıldızının yazarı SCP-2'den ayrılıp RPC'ye geçti ve kendi kurgusunu da RPC'ye verdi. Tabi artık bu gruplaşma kontrol altına alınan Olmayacak bir duruma geldiği için SCP Wiki'nin adminlerinden Dr. Everestman geri döndü ve Clevin yetkisini düşürerek Dr. Wright'i tamamıyla siteden banladı. Tabii ki bu olaylar bir sene boyunca böyle devam etti. scp wiki kendi kadrosunu tamamen değiştirmek zorunda kaldı ve iyi ki değiştirdi. RBC'de ise CF Operator istifa etti ve yerine Blair'ın adlı kişi geçti. Ve bu vakitlerde Viver Society adında başka bir SCP tarzı kurgu da açılmış oldu. Anlayacağınız SCP parçalanıyor ve herkes kendi kurgularını açmaya başlıyordu. Bunca kaotik sürecin içerisinde de saniye bir kişi daha gelmişti. Ve bu kişi sizin de çok yakından tanıdığınız ve izlediğiniz bir YouTube kanalının sahibi. Yani ben. 2019 yılında ben SCP çiftleri üreten ve Türkiye'nin SCP şubesinde moderatörlük yapan sıradan birisiydim. Genellikle insanlar SCP'yi öğrenmek ve SCP evreninin kalitesini tanıtmak hoşuma gidiyordu. Ve yabancı şubeler ile de iletişim halindeydim. Ve bu dehşet verici olayları öğrendiğimde biraz şoka uğramıştım. Açıkçası o günleri hatırlıyorum da gerçekten şaşırmıştım. SCP de böyle bir kaos dönmekteydi. Ve SCP'nin yükseliş döneminde bunun yaşanması biraz beklenmedik bir şeydi. Ben de o sıralarda bu konuları öğrenirken insanların kendi kurgularını açtığını gördüm ve bir an düşünmeye başladım. Neden biz Türkler özü gibi kurgu açmıyoruz ki dedim kendimce ve böylece Aris korumu var oldu. Benim yönetimimle SCP Türk Şubesi'ndeki insanlarla beraber ARSI kurumunu resmi bir şekilde açtık. Ve açıkçası çok güzel ilerledi. Birçok kurgu yazmakla beraber çok hızlı şekilde geliştik. Çünkü Türk camiasındaki SCP seven tayfa bizi direktman desteklemişti. Ve ben de açıkçası o süreçlerde ARSI'yi çok iyi şekilde tanıtmıştım. Ve ARSI günden gün e imeleyerek büyümeye başlamıştı. Hatta o kadar büyüdü ki hem RPC'si hem SCP tarafından dikkate alındık. Ve ben de bundan yararlanarak hem RPC'nin hem de SCP'nin yazarları ve moderasyon ekibiyle tanışma şansına eriştim. İyi hoş insanlar vardı ama bir yandan da garip ve dengesiz tipler de bu ortamda bulunmaktaydı. Mesela RPC Viken'in bir kısmımızı pek sevmemişti. Bunun genel sebebi, RPC'nin bir kısmının muhafazakar kafa yakın olmasından kaynaklanıyor. Üstelik o dönemlerde RPC genellikle küçük kurgular yiyip kendisine katmayı da seviyordu. Ve RPC bizi de kendisine katma isteğindeydi. Fakat ben buna karşı çıktım ve RPC'nin bağımsızlığını sürekli olarak destekledim. Bundan dolayı RPC'den hamam böceği lafı, RPC çakması lafı resek pek umursamıyorduk. Çünkü RPC bize ne kadar sövse de bizden yararlanmak için ayaklarımıza kapanmaktaydı. Çünkü RSC sitesinin çok iyi kodlamalar ile yapılmış dizayn ve modülleri vardı. Ve bu şeyler RPC'nin de çok hoşuna gidiyordu. Ve bizden bu kodların bazılarının sürekli istemelerinden dolayı hem onlar bizden, biz de onlardan büyük oranda yararlanmış olduk. İşler iyi hoş ilerliyordu fakat içinde bir burkluk vardı. Biz bu projeyi Türklerin ön planda olması için açmıştık. Yabancılar için değil. Evet her ne kadar yabancıların dikkatini çekmiş olsak da Türklerin hiç dikkatini çekemiyorduk. Ben bu projeyi Türklerin kendi ayağı güçlerini gösterebileceği ve kurgu yazabileceği bir proje olarak açmıştım ama Türkler ortalıkta yoktu. Ben de sürekli olarak Yiğit Türk camiasına RSC'yi tanıtmaya çalışıyordum fakat pek başaramıyordum. Çünkü ya bizi LCB çakması deyip ötekileştiriyorlardı ya da hiç umursamıyorlardı. Zaten bir de o zamanlar 1000 ya da 2000 ahvalı bir YouTube kanalı olduğum için çok sesim çıkan bir şeye sahip değilim yine. Üstelik bu vakitlerde başka ESB tarzı Türk kurgular da çıkmıştı. Ama onların birçoğu kurgu yazmak yerine RSC ile Stig yarıştırma gayretine girmekte. Bu tarz olaylarla beraber ben de artık SCP'den sıkıldığım için 2022 yılında RSC kurumunu kapadım. Ve açıkçası her şey değişti desem yalan olmaz. YouTube kanalıma yönelmemle beraber son iki senede 15.000 abone ulaştım ve neredeyse hayatım değişti denilebilir. Ki aslında çok değişmedi ama yani YouTube kariyerim değişti. Fakat yine de arasından bana çok fazla faydası oldu. İnsanları organize etme, yönetim, dil bilgisi, kurgu yazma derken birçok şey öğrendim. Ayrıca kodlama ve web dizaynı konusunda da bayağı bir şey öğrenmiş oldum. CSS'le, HTML ve Java öğrendim. Bu bayağı büyüktü ve kendimi geliştirme açısından arısı bana çok faydalı oldu. Şimdi gelelim sonuçlara. Bunca olaydan sonra SCP-Wiki kadrosu tamamen değiştirildi ve yepyeni bir sayfa açtılar. Daha sağlıklı ve daha vizyonlu ve yaratıcı ile kadroyla çalışmakta şu an SCP-Wiki. Halen yaratıcı kurgular yazmakla beraber, SCP uzun bir süre daha yaşamaya devam edecek gibi gözüküyor. Buna beraber RPC de hala gelişmeye devam ediyor. Tabi SCP ile rakip olacak seviyede değiller fakat amaçları da artık SCP Vakfı ile rakip olmak değil kendi aralarında kendi evrenleri geliştirmeye davet etmekteler. Aynı şekilde Backrooms'un da kurgu alemine katılmasıyla beraber hem SCP, hem RPC, hem de Backrooms kendi çapında büyümeye çalışıyor. Açıkçası bunca olaydan sonra SCP Vakfı'nın bu kadar zararı kapatabilmesi cidden şaşırtıcı ve bir yandan da takdir edilesi bir durum. Vay be evresmen, gerçekten bayağı şey başarmışsın. Neyse, videoyu bitirmeden önce değinmek istediğim birkaç konu bulunmakta. Öncelikle herkesin sorduğu bir soru var. RSI kurumunu yeniden açmayı düşünüyor musun? Öncelikle hayır. Eğer bir kurgu projesi açacaksam bu eski bir tarzı olmayacak. Ki zaten aklımda bir kurgu projesi bulunmakta. Bunu yayınlarda birçok kez bahsettim. Fakat bunu şu an anlatmayacağım. Vakti geldiğinde ve hazır olunduğu zaman hepiniz zaten bu projeyi göreceksiniz. Bunlarla beraber değinmek istediğim bir diğer konumda aslında size soracağım bir soru olacak. Biliyorsunuz ki Türkiye'de SCP Vakfı yeteri kadar iyi veya dolu anlatılmamakta. SCP anlatan kanallar sadece basit anomalileri anlatıyor ve hep aynı şeylerden bahsediyorlar. Ben de artık bu içerik fakirliğinden bıktığım için aklımda bir şey var. SCP videolarına çerezlik de olsa geri dönmeyi düşünüyorum. Bu videolarda sizlere SCP evreninin mitolojisini ve detaylı geçmişini anlatmayı düşünmekteyim. Eğer bu tarz bir içeriği kanalda görmek istiyorsanız topluluk kısmında paylaştığım oylamaya katılın ve kararı siz verin. Neyse benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.